Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bugünkü konuğum Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyon Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar. Sorularımıza devam etmek istiyorum. Ben kendisine bir sorum var yine. Sayın Vekilim, sosyal medyadan sizi takip ettiğimiz kadarıyla gençler sizi çok fazla seviyor, çok fazla destekliyor. Yani destekçileriniz çok fazla ama gençlerin idolü olmak nasıl bir duygu? Yani buradan gençlere bununla ilgili... Estağfurullah. Tabii Ne söylemek biz hiçbir istersiniz? zaman yani öyle bir idealle yola çıkmadık. Yani idol olmak falan. Bunlar sonuçta hepimiz faniyiz. Yani bugün biz, yarın başkası ama önemli olan o vazife yaptığınız süre içerisinde ne kadar faydalısınız, ne kadar bu işlere yol gösterici oluyorsunuz, ne kadar örnek olabiliyorsunuz. Önemli olan bunların Evet. Hakkını vermek. Şimdi Farabi'nin meşhur bir lafı var. Siyaset diyor toplumlara ve fertlere erdemli ve faziletli olmanın yolunu gösterme sanatıdır. Yani biz siyaseti toplumlara ve fertlere erdemli ve faziletli olma yönünde kullanırsak ve sadece bu açıdan siyaset mekanizması içinde yer almaya gayret edersek tabii arkası kendiliğinden geliyor. Yani buna gerçekten samimi bir şekilde dediğim gibi erdemli ve faziletli olmak. Bütün mesele bu. Siyaset çünkü hep makamlar sonuçta geçici makamlar. Yani bunlar hiç kimse bugüne kadar kalmış değil. Bir dönemde yapsanız, 10 dönemde yapsanız, öyle ne kadar milletvekilliği de yapsanız sonuçta öldükten sonra da veya hayattayken bıraktığınızda da hep eski milletvekili olacaksınız. Eski siyasetçi, eski bakan olacaksınız. Ve çoğu zaman da insanlar sizi hatırlamayacak. Bu siyasetin bir de böyle bir nankör tarafı var. Aslında birçok meslek için belki bu geçerli ama işte zirveye yaklaşabilmek, zirvede tutunabilmek ve o zirveye giderken de o sizi siz yapan değerlerden mümkün mertebe uzaklaşmamak. Kendinizi o siyasetin veyahut şöhretin diyelim veyahut ne bileyim o ilginin, itibarın, o alakanın esiri haline getirmemek. Onlardan dolayı nefsinizi kontrol edilemez duruma düşürmemek en önemli meselelerden biri. Tabii biz burada gençlere hep bunu aşılamaya çalışıyoruz. Yani bütün tabii gençler niye hep gençler, biz gençlerden bahsediyoruz. Çünkü gençler artık bir hakikat, bir vaka, yani bizim geleceğimiz, bizim bayrağı devredeceğimiz insanlar. Gençler arkamızdan gelen nesil. Biz onlara farklı bir rol model çizersek farklı. Çünkü her genç ister istemez kendinden yaşça büyük, kendinden farklı konumda, daha farklı konumlarda, daha üst makam mevkilerde olan birilerini idol alır, yani örnek alır. Bundan doğal bir şey olamaz. Bunda yadırganacak veya şey yapılacak bir durum söz konusu değil. Ama önemli olan işte o gencin kimden etkilendiği. İşte maalesef görüyoruz, bakın bugün yanlış insanlardan etkilenen gençler bir hiç uğruna, gene söylüyorum, hiçbir anlayış tutup da sivil insanlar, sivil veya şey fark etmez. Yani insanların arasına bombayla dalmayı, kendini öldürmeyi, bakın kendini öldürmeyi, onu da işin içine katıyorum. Kendini öldürmeyi gerekli kılmaz. İşte acaba bu kimden esinlendi? Acaba kimi örnek aldı bu arkadaş? Sonuçta ölüm hak, hepimiz öleceğiz. Öldükten sonra neyle karşılaşacağımızı bilebiliriz veya bilemeyiz. Bilenler var, bilmeyenler var. Ama ölüm hak, ölümden kaçış yok. Hiç kimsenin yaptığı da yanına kar kalmaz. Biz buna inanıyoruz ve bu bir hakikattir. Evet, bugün belki tam %100 bunu biz size ispat edemeyiz. Ama o öldükten sonra karşı karşıya kalacağınız hakikat de
dünyadayken yüzleşemiyorsanız zaten öbür dünyada sonsuz bir azapla karşı karşıya kaldığınızda vay sizin halinize. Yani bu gençlere biz her zaman değerli genç arkadaşlarıma şunu aşılamak istiyorum. Bakın dünyada sıkıntı çekmeyen insan yok. Herkes sıkıntı çekebilir. Az veya çok ama sıkıntı çekmeyen bir tek insan gösteremezsiniz bana. Dünya yaratıldığından beri. Hiçbir insan hayatını şöyle mükemmel devam ettirmiş diyeceğiniz bir insan yoktur. Bunun örneği yok. Önemli olan o sıkıntılara sabırla karşı koymak. Ve şuna da bir kere kesinlikle kanaat getirmek lazım. Hiç kimse bizim sıkıntımızı paylaşmak zorunda değil. Veya biz kendi sıkıntılarımızın bedelini başkasına ödetmek zorunda değiliz. Evet, başkası bizim sıkıntımızı paylaşırsa bizim için çok mükemmel bir şey. Bu demek ki iyi bir dostumuz, iyi bir arkadaşımız var. Ama başkası bizim sıkıntımızı paylaşmıyor diye biz o insanlardan veya toplumdan intikam alma duygusunu yürütemeyiz. Evet. Böyle bir anlayış maalesef işte bu yapı insanı terör örgütlerine üye yapmaya kadar götürüyor. Evet, Ve gençlerin. nihayetinde kendini toplumdan intikam almak adı altında gittikten sonra hiç benim umurumda dahi olmayacak. Benden sonra ne oluyorsa olsun ben öldükten sonra bana ne? Arkada ne olmuş, ne bitmiş, ne benim haberim olacak, ne kimse beni hatırlayacak. Hatırlasa ne olacak? Heykelimi dikseler ne olacak? Yani ismimi bir yere verseler, bir parka, bir kültür merkezine ne olacak? Bana ne faydası var? Ben orada gidip o insanlara sebep olmuşken o 30 tane, 40 tane, 100 tane neyse insanın kanına girmişken, onların hesabını vermek durumundayken, o şiddetli azapla karşı karşıyayken arkamda bana ne, benden bahsedilse ne olur? Benim bayrağım dikilse, benim heykelim dikilse, benim isim bir yerlere verilse veya arzu ettiğim idealleri uğruna mücadele ettiğim mesele gerçekleşse bana ne? Ben burada insanların kanına girmişim. İnsanların yuvasını yıkmışım. İnsanların hakkını yemişim. Allah-u Teala ne diyor? Kul hakkıyla bana gelmeyin. Bakın bir kul hakkı değil, iki kul hakkı değil, onlarca, yüzlerce kul hakkı. Anne karnındaki bebekten tutun, anne annesine, dedesine, babasına, amcasına, halasına, eşine, yeğenine, herkese, onlarca, hepsinin hakkı bir ferdin, ölen bir kişinin, yüzlerce akrabası, onu seven herkesin hakkı bakın sizin üstünüze biniyor. Bunu düşünecek böyle detaylı biz gençlerin bunu düşünmesini arzu ediyoruz. Bunu Gençler. istiyoruz. Yoksa siyasetçi bugün var, yarın yok. Siz de gelirsiniz, oturursunuz. Bu makamlar, bunlar hepsi imtihandır. Normal bir insanın imtihanıyla bir siyasetçinin, bir makam sahibinin imtihanı bir olamaz. Yani birinci sınıftaki sorulan suallerle üniversitedeki sorulan sualler bir mi? Normal bir insan belki birinci sınıftaki o imtihan, ilkokul birdeki sınavı başarmak durumundayken, makamlar arttıkça üniversite belki daha üst düzeyde sınavları vermek durumunda. Daha zorlu sınavlar. Yani bunları iyi Gençlere sahip hesaplamak çıkmak lazım. gerekiyor. Gençler bu Kesinlikle. ülkenin geleceği. Siz de bu konuda onlara çok destek veriyorsunuz. Bunu çok şey yapabiliyoruz. Programın da sonuna yaklaşıyorken ben sizinle ilgili kısa bir anımı da anlatmak, paylaşmak istiyorum. Bundan bir sizi ilk rahmetli babanız da siyasetçiyle, onun ismini duyardık. Allah rahmet eylesin. Sayın Ceynap Gürpınar. Sağ olun. Ben o zaman üniversitedeydim. Sizin işte 2011 sanırım değil mi? Evet. İlk vekilliğiniz, aday olduğunuzu duyduğum zaman ya böyle dedim, Allah bu ne ya, işte babası gitti, oğlu geliyor falan vesaire, böyle bir şey düşündüm. Sonra sizin bir dava şuuru diye gençlere verdiğiniz bir programa Evet. nasıl olduysa bir katılma şeyi duydum. Ama geldim işte orada, böyle siz orada bir soru sormuştunuz hatırlarsanız. Evet. İşte ilk böyle bir şeyi duyduğunuzda ne düşündünüz? Aslında almak istediğiniz şey oydu. Hakikaten bir tek şunu düşünmüştüm. Babadan oğula saltanat diye bir şey geçmişti aklımdan, ama şimdi tanımadığın zaman dışarıdan bakınca evet böyle görünüyor. Ama tanıdıktan sonra gerçekten çok farklı. Yani bu da yine bizim o az önce konuştuğumuz Urfa'da o ön yargı çok fazla Ön var bir. yargıyı biz unuttuk tabii. Evet, Siz bir tane bir, sordunuz. Siz iki evet. tane sorsanız ben ikinci sıra ön yargı diyecektim. İkinci sırada evet, Birinci gerçekten eksiğimiz birlik ve beraberlik, ikinci ikincisi de eksiğimiz ön ön yargılı yargı. O olmamız yüzden tabii. hiç kimseye karşı ön yargılı olmamak lazım. Ben tekrardan programı beni kırmayıp konuk olduğunuz için Estağfurullah. çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte size başarılar diliyorum.
Sizin de varsa söylemek istediğiniz son. Çok teşekkürler. Ben de size yeni görevinizde hayırlı Teşekkürler. mesailer Çok. diliyorum. Gerçekten kesinlikle acemi falan bir yayıncı, yapımcı, sunucu, programcı değil. Bu işi gerçekten özümsemiş ve hakikaten altında ciddi bir kabiliyet yatan bir performans Çok teşekkür ederim. sergilediniz. Ben de eski bir basın mensubu olarak aslında haddim değil hani böyle bir eleştiri Estağfurullah. yapmak ama kendim de az çok bu işlerden biraz anladığım için sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Urfa'da arzu ettiğimiz özellikle değerli hanımefendilerin de ruhuna hitap edecek. Onların da böyle bu alanlarda daha fazla yer almasını sağlayacak. Onların da önünü açacak bir performansınız gerçekten beni de etkiledi. Bundan sonraki sizi de bu alana kazandıran değerli dostlarımız, özellikle ben burada söylemeden geçemeyeceğim. Değerli Ömer Kapaklı kardeşimize de ben teşekkür ediyorum. Böyle önemli olan keşfetmektir. Yoksa ön plana İnşallah iyi çıkanı, olur. çıkmaya çalışanı alıp İnşallah olur. elinden tutmak değildi. Bu keşif önemli bir keşif. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bütün Urfalı hemşerilerime de hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum ve huzurlu günler diliyorum Amin. inşallah. Allah özellikle memleketimizi ve tabii ki de güzel Urfa'mızı hep daim, her daim huzurlu kılsın bu Amin. mübarek cuma gününde. Huzur bizim en büyük ihtiyacımız. Çünkü İnşallah. dünyada, bölgede yaşanan gelişmeleri gördükçe huzurun kıymetini bir kere daha biz anlıyoruz. Önemli olan buna layık olmak, önemli olan nankör olmamak. Çünkü huzur bir kere gittiği zaman kolay kolay geri gelen bir şey değil. Bizim bu huzurumuzun devamı için elimizden gelen gayreti inşallah gösterelim hep birlikte bütün Urfalı İnşallah. hemşerilerimiz olarak. Siyaset ayrı, görüşler ayrı, dünya görüşleri, ideolojiler bunlar hep doğal şeyler, olağan şeyler. Ama kesinlikle huzuru bozmaya yönelik bir şey içinde olmamamız gerektiğini İnşallah. ben üzerine basa basa vurguluyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Filizlenen Günler programında bugün konuğumuz Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyon Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'dı. Keyifli bir sohbet geçirdiğimize inanıyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Esenlikler diliyorum.